Türkiye kademeli normalleşme için 1 Haziran'ı bekliyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hangilerinin kaldırılacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Bir beklenti var haliyle. Kabineye tamamen yoğunlaşmış durumdayız. Tedbirler, kısıtlamalar, tam kapanma ve çok daha fazlası. Covid-19'la olan mücadelemizde zor günler atlattık ama 1 Haziran'dan itibaren güneşli günler bizleri bekliyor. Kabine toplantısından sonra muhtemelen açacaklar diye düşünüyorum her yeri. Bana da açılacak gibi geliyor abi. İnşallah açılır yani. Büyük ihtimalle birazcık gevşetilecek. Yani ekonominin daha fazla pandemi yükünü taşıyacağını düşünmüyorum. 17 gün bizi çok sıktılar. O yüzden şimdi biraz rahatlayacağımızı düşünüyorum. Millet hakikaten gerçekten bunaldı yani. Bunaldık da diyebiliriz de sağlıktan da çok öteye gitmemek lazım. En fazla merak edilen soruların başında hafta sonu ve hafta içi kısıtlaması kalkacak mı geliyor? Hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasını beklemiyorum. Hafta içi için yani saat kısıtlaması kalkabilir. Şu anda 9 kısıtlaması iyi bir kısıtlama. Çünkü etrafımızdan duyduğumuz haberlere göre hep aile içi toplantılarda koronavirüs yayılıyor ve o yüzden de bu kararın kalacağını düşünüyorum. Akşam saatini 12 yani gece yarısına falan çekerler diye düşünüyorum. Bu kararların artık gerçekleşmesi gerekiyor. Bence bu yasakların artık kalkması gerekiyor. Çünkü artık dayanacak haddimiz, sınırımız kalmadı. Kısmi açılır zannedersem. Diğer bir merak edilen konuysa kafe ve restoranlar. Biliyorsunuz uzun süredir sadece paket servis hizmeti veriyorlar. 1 Haziran'dan itibaren açılmaları muhtemel gözüküyor. Uzun zamandır zaten bekliyoruz. Açılması lazım. Esnaflar hali malum. Açılmasını istiyoruz tabii. Açılsa daha iyi olur. Millet perişan oldu. Lokantacılarımız, kafelerimiz en azından bir ferahlar yani. Ortalık ferahlar. Bir restoran sahibi olarak dayanacak haddimiz, sınırımız kalmadı. Artık açılsın, insanlar gitsin, gelsin. Tabii ki mesafeli bir şekilde, tabii ki yine dikkatli bir şekilde ama açılsın artık. Esnafın dayanacak gücü kalmadı diyor. Sabahtan beri temizlik yapıyoruz yani. Bir beklenti var haliyle. Toplantıda kısıtlamalara yön verecek bir noktada aşı olma yüzdesi. Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı %20'lere dayanmışken bu oran %4'e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı ise 600 binden 120 bine düştü. Uzmanlar bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini söylüyor. Virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsatıyor. Toplantıda düğün ve spor salonları, eğlence merkezleri, eğitim, öğretim takvimi gibi kararlar da yeniden değerlendirilecek. Tüm Türkiye, pazartesi kabineden çıkacak kararlara kilitlenecek. Kabine tamamen yoğunlaşmış durumdayız.